Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuzu Müslümansız bırakma Allah'ım. TDV Medya stüdyolarından, Ramazan ikliminde programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz değerli izleyicilerimiz. Yepyeni bir bölümde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızı konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı Ramazanlar olsun. Nasılsınız hocam? Ramazan-ı Şerifiniz nasıl geçiyor? Elhamdülillah gayet güzel geçiyor. Rabbime hamdolsun. Dilerim sizin de Ramazanınız güzel geçiyordur. Elhamdülillah. Çok şükür. Gayet güzel bir iklimde elhamdülillah oruçlarımızı, sahurlarımızı, iftarlarımızı, teravihlerimizi eda etmeye çalışıyoruz. Tabii üzüldüğümüz Allah nokta ülkemizin çok ağır afetler, felaketler, zor günlerden geçtiği bir dönemde geldi Ramazan. Değerli hocam sizlerden bu büyük afet ve felaketlerin hemen akabinde gelen Ramazan ayında şunu sormak istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın sevgisine, rahmetine, merhametine, mağfiretine ulaşmanın yolu nedir? Teşekkür ediyorum efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. Tabi dünyadaki hayatımızda koşulların bir olumlu seyrettiği süreçler var. Bir de olumsuz seyrettiği süreçler var. Cenab-ı Hak olumlu seyreden süreçlerle de bizi sınayabileceğini söylüyor. Olumsuz seyreden süreçlerle de bizi sınayabileceğini söylüyor. Buyurdu ki وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ Biz onları iyiliklerle de sınadık. Biz onları kötülüklerle de sınadık. Tabi aynı sınav kağıdında olduğu gibi iyi sorununda efendim belli bir doğru cevap karşılığı var. Kötü sorununda belli bir cevap karşılığı var. Kötü derken yani kul açısından zorlayıcı, sıkıntı doğurucu ve bunların da bunlara uygun katsayıları var. Dolayısıyla dünyanın böyle bir düzlem olduğunu biz müminler zaten baştan biliyoruz. Cenab-ı Hak bize وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ biz sizi kesinlikle sınayacağız. Bir şey مِنَ الْخَوْفِ biraz korkuyla. Korku dediği mesela savaş gibi ki bizim milletimiz ve diğer İslam ümmetleri bununla iptila oldular çok yakın bir zamana kadar. Hali hazırda iptila olanlar da var. Düşman korkusu gibi. وَالْجُوعِ açlık mesela. Allah göstermesin. Kıtlık gibi. Yiyecek içeceğin kıtlığının çekilmesi. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ mallardan eksilterek. وَالْاَنْفُسِ canlardan eksilterek. وَالْثَمَرَاتِ ve mahsullerden eksilterek. Cenab-ı Hak bu tür eksiltmeler ile zorlu sınavlar bunlar. Ki bunlar negatif yani istenmedik şeyler. Kul bunların eksikliğini yaşadığında belli sıkıntıyla karşı karşıya geliyor. Şimdi iyi şeylerin yaşatıldığında kuldan beklenen kulun bunlara şükretmesi, bunları kendisinden saymaması, Cenab-ı Hakk'ın bunları kendisine lütfettiğini bilmesi. Alternatifi ne bunun? Kul bunu kendinden bilir, şımarır. Bunları ben kazandım, ben ettim, ben eyledim diye. Cenab-ı Hakk'ın ona olan lütfunu görmezden gelir. Bu da küfür dediğimiz yani nankörlük süreci. Her ikisi de açılan kulun önüne açılan bir istikamet. Gelelim sıkıntılara, musibet dediğimiz zorluklara. Cenab-ı Hakk'ın illaki yaşatırız dediği, yaşatmazsak biz illaki yaşatacağız ki kulumuzun
sebatını görelim, kararlılığını görelim dediği. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا. İnsanlar iman ettik deyip de öylece bıraklarını mı zannediyorlar? Cenab-ı Hakk'ı tanıdığını, Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini ve saydığını söyleyen bu kimselerin Cenab-ı Hakk'a duydukları saygının böyle 360 derece yoklandığı bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu zorlu süreçte kul bu açıdan sınanır, diğer açıdan sınanır, diğer açıdan sınanır ve şöylesi yani bu açıdan sınavı veren diğerinden sınanır. Bu açıdan da verince daha farklısından sınanır. Dolayısıyla bu bir paket yoklama sürecidir. Musibetlerin, kulların, iyi kulların, müminlerin başına geldiği süreçler iyi yorumlanır. Yani Allah'ın onları artık daha üst düzeylerde yokladığına dair bir bakış açısıyla yorumlanır. Peygamber aleyhi ve selleme Hazreti Ayşe ben sordum diyor. Dedim ki ya Resulallah mesela bu taun hastalığı, bu pandemi gibi yaygın bir hastalık. Bunun insanların başına gelmesi nice bir şeydir diye sordum. Dedi ki ce'alehullahu azaben, Allah onu bir azap kılmış. Yani o dilediği bu nankör kullarına, fasık kullarına, kafir kullarına ama müminlere sıra gelince Resulullah buyurdu ki aynı taunu ve ce'alehu rahmeten lil müminine. Cenab-ı Hak onu müminler için rahmet kıldı. Onların bu süreçte günahlarının aklandığı, paklandığı, günahlardan arındırıldıkları, farkındalıklarının, uyanıklıklarının ve Cenab-ı Hakk'a yakınlıklarının daha üst seviyeye çıkarıldığı bir süreç olarak tarif edilir. Dolayısıyla bizim dünya hayatında yaşadığımız musibetlerin eğer müminlerden olduğumuzu biliyor isek, Cenab-ı Hak ile bir alışverişimiz var ise, eskiler böyle derlerdi. Allah sevdiği kuluyla alışveriş yaparmış diye. Eğer Cenab-ı Hak ile bir alışverişimiz var, Cenab-ı Hak ile bir irtibatımız var, onu hayatta tanımaya, bilmeye ve ona saygılı yaşamaya belli bir ümimiz ve kararlılığımız var ise, ki bunu biz biliyoruz müminler olarak, o zaman önümüze gelen zorlu süreçler, işte bak bunu da Cenab-ı Hak beni yoklamak, bir de bu açıdan yoklamak. Mali açıdan yokladı, iktisadi açıdan yokladı, kariyerim itibariyle yokladı, insanlar arasındaki şu ya da bu şekilde yokladı. Şimdi de evladım üzerinden yokluyor. Yahut şimdi de evim, barkım, yerim, yurdum iş üzerinden beni yokluyor diye. Kul Cenab-ı Hakk'ın kendi düzeyini daha yüksek bir irtifaya, hani böyle yarış atların önüne daha uzun mesafeler açılıyor. Yahut yarışan insanların da öyle. Yahut engeller konuyor ve her defasında yüksek bir irtifayı geçmeleri beklendiği gibi kulun Cenab-ı Hak ile ilişkisi yakınlaştıkça, kulun Cenab-ı Hak ile mümin kulu kastediyorum tabi, irtibatı ilerledikçe başına gelen sıkıntı şiddetlenir, acılar da artabilir. Buna işaret eden Resulullah buyurdu ki, Eşeddül belaya el-enbiya, en şiddetli belalar peygamberlere gelir. Thummel emfele fel emfel, sonra onlardan bir tık daha aşağıda olan salih kullar, sonra onlardan bir tık daha aşağıda olanlar. Böylece iyilik düzeyi Cenab-ı Hak katında daha yükseldikçe Allah Azze ve Celle'nin onlara getirdiği sınavların zorluk katsayısı da bir o kadar artar. Olaya bu zaviyeden bak, eğer kendimizi biliyoruz, Cenab-ı Hak ile imanımızı, yakınlığımızı, irtibatımızı biliyoruz. Elhamdülillah müminlerdeniz. O zaman bizim başımıza gelen sıkıntıyı kötüye yormak, suizan yapmak, Cenab-ı Hakk'ın bizi helak etmeye, tıpkı zalimleri, kafirleri, münafıkları helak ettiği gibi. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki, هَلْ يُحْلَكُوا اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. Gayrısı helak edilmez. Müminler en iyi ihtimalle günahlarından arındırılmaya, daha Cenab-ı Hakk'a dönmeye, yakınlaşmaya ve Allah Azze ve Celle katında irtifa kazanmaya vesile olan bir süreç olsun diyedir. Onlar da böyle bir şey yaşadıklarında
bir alameti farika var. Kendini ele verir. Cenab-ı Hak dedi ki, böyleleri, bu sıkıntıyı ya da sıkıntıları yaşadıklarında اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ, onlara bir musibet isabet ettiğinde قَالُوا, derler ki اِنَّا لِلّٰهِ, biz Allah'a aitiz. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ın mülküyüz. Kendi başımıza kendiliğimizden bir mülkiyetimiz yok. Ne kendimizi kendimiz var ettik. Dolayısıyla da etrafımızı, alanımızı çekip çevirelim. Buraya giremez, bize müdahale edemez, hayat koşullarımıza dokunamaz diyelim. Böyle bir şeye imkanımız yok çünkü kendimizi kendimiz yaratmadık. Biz Allah'a aitiz, ondan geldik. Onun bizim üzerimizdeki her türlü tasarrufunu baştan tanımışız. Verdiği malı geri almaya, verdiği evladı geri almaya, verdiği iyi dostları geri almaya, hatta verdiği canı geri almaya Cenab-ı Hakk'ın muktedir olduğunu, hak sahibi olduğunu ve dünya sürecimizin başıyla sonuyla verilen her şeyin girişten itibaren çıkışa değin hepsinin geri alındığı bir süreç olduğunu ve bizim ona dönüştü olduğumuzu ve inna ileyhi raciun ve ona dönüştü olduğumuzu bilen bir iman ile hayatı yaşıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak musibet isabet ettiğinde böyle derler diyerek onların adeta durumunu deşifre etti. Onları nereden tanırsın? Onlar kendilerine musibet isabet ettiğinde böyle derler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musibetlerin en büyüğü nedir? Dünya hayatında isabet edebilen kişinin canını ya da cananını kaybetmesi. Böyle dedikleri zaman Cenab-ı Hak dedi ki ulaika aleyhim salavatun min rabbihim. İşte böylelerinin üzerlerine Cenab-ı Hak salavatını gönderir. Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Ve işte böylelerinin üzerine Cenab-ı Hak rahmetini gönderir. Dışarıdan baktığınızda yaşadığı o elim hadiseyi, işte can kaybı gibi, sevgililerin, çoluğun, çocuğun, cananın kayıpları, eğer kul Cenab-ı Hak ile irtibattaysa, süreci doğru okuyorsa, Allah Azze ve Celle onun rahmetini indirir ve onların üzerine lavat dediği bu kişileri rahatlatan, ferahlığa kavuşturan, bu sıkıntıyı çabucak atlatmalarına vesile bir süreci onlara yaşatır. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ İşte onlar, Cenab-ı Hak buyurdu ki, hidayete tutunan, yani bu bir istikamettir. Bu istikamete tutunan kimseleri görürsünüz. Eğer dünyada zorlukların yaşatıldığı bir süreç olmasaydı, bizler Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımızda, Ya Rabbi eğer bize zorlukları yaşatsaydın, biz senin yaşattığın zorluklara sabır ile, çünkü hayatın sahibi sensin, bu bilinç ile karşılık verirdik dememiz, sadece sözden ibaret kalırdı. Halbuki biz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna amellerimizle çıkacağız. Ve o gün o mahşeri kalabalıkta insanlar Cenab-ı Hak bana şunu da yaptı, ben yine de sebat ettim. Cenab-ı Hak bana bunu da yaptı, ben yine de sebat ettim. Bu makama, bu Cenab-ı Hak katında irtifaya, bu yüksek, bu ulvi düzeye nasıl kavuştum zannediyorsunuz diyeceği, ha o mukra'u kitabiyya, işte benim kitabım, buyurun okuyun dediği bir dünyayı yaşıyoruz. Burayı sonuçları yaşadığımız akıbetimiz gibi görür isek, bu durumların değişmesini şaşkınlıkla karşılarız. Niye böyle oluyor ki diye. Halbuki burası sürecin yaşandığı bir yerdir. Burada at yarışta, bizler koşudayız. Burada daha fazla amel yapmaya, amelin koşulları iyi ya da kötü yönde nasıl ilerlerse ilerlesin, Cenab-ı Hakk'a sadakatten kopmamaya dair bir sürece adanmışız. Bu süreçten kopmuş kimselerin yarışın dışında artık kalmış, Cenab-ı Hakk'ın kendileriyle artık ilgilenmediği, hatta önlerine dünyayı serdiği kimseler ile kendimizi kıyaslayamayız. Onlar yarıştan kopmuşlar, sürecin dışında kalmışlar. Allah Azze ve Celle onlara dünyayı bol cana verse de Cenab-ı Hak dedi ki وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا sakın kafirler sanmasınlar اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ verdiğimiz imkanları اِنْ خَيْرًا لِاَنْفُسِهِمْ
kendi için bir hayır sanmasınlar. İnnemâ numli lehum liyezdâdû ithmâ. Biz bunları onlara daha fazla günah kabartsınlar, daha fazla günaha imkan bulsunlar. O bakımdan bu onlar için hayır değil, tam da gitmek istedikleri o aksi istikamette daha fazla yanlışa, ki bunu istiyorlar, daha fazla Cenab-ı Hakk'a başkaldırıya, ki buna kast ediyorlar, Cenab-ı Hakk'ın açtığı bir süreçtir. Dolayısıyla şeytani bir vehim olarak kulun durup işte falanca namaz kılmıyor, Cenab-ı Hak ile de doğru düzgün bir ilişkisi, irtibatı yok ama sıkıntı benim başıma geldi şeklinde bir düşünceyi Cenab-ı Hakk'a karşı bir suçlama argümanı olarak aslan geçirmemeli. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin iddiasında olan, Cenab-ı Hakk'a yakınlık iddiasında bulunanlar yol kat ediyorlar, mesafe kat ediyorlar. Onlar engelleri aşarak sonsuz bir gelecekte Cenab-ı Hak ile sevgili olmanın yolunda ilerliyorlar. Melikler yokuş aşağı sarılırcasına artık Allah Azze ve Celle'nin yanına bütün ümitlerini tüketmiş, akıbetlerini helaka doğru sürüklerken onların iyi koşulda olmaları anlaşılabilir bir şeydir. Dolayısıyla niçin İslam coğrafyasını vurdu, niçin Müslümanları vuruyor biçimindeki düşünceler aslında tam da dünya sürecinin yoklayıcı boyutuyla uyumlu bir karşılık gelmektedir. Evet, sevgili hocam, ben ikinci sorumun da bir anlamda cevabını almış oldum. Bu ağır imtihanlara, bu büyük acılara, üzüntülere muhatap olan kardeşlerimizin hani bundan sonra nasıl bir hayat yaşamaları gerektiği anladığım kadarıyla duayla, namazla, ibadetle, sabırla, tevekkülle Allah'a karşı olan güvenimizi, sadakatimizi kaybetmeden yola devam etmemiz gerekiyor. Değil mi hocam? Anlattıklarınızdan özetle tabii bir durum değerlendirmesi. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ. Öyle ya da böyle. İsabet eden her musibetin karşılığında daha önceden işlenmiş çok günahlarımız vardır. Cenab-ı Hak bunlardan birkaçına hayatımızda sıkıntılar oluşturabilir. Her halükarda bir durum değerlendirmesi, Cenab-ı Hakk'a giden süreçte yanlış giden bir şeyler varsa bunları ıslah etmek, düzeltmek, hayata yeni başlarken tıpkı Resulullah'ın ifade ettiği gibi kema tuhattu şeceratu veraka, yapraklarını dökmüş, ağırlıklarından kurtulmuş, kalplerindeki sıkıntıların temizlendiği yepyeni bir boyutta, Allah Azze ve Celle'ye daha yeni bir üst level'da, hani bir oyunun bir kısmı bitiyor, orayı başarınca yeni bir kısımda daha üst bir platform açılıyor. Aynı onun gibi bu kez Cenab-ı Hak ile daha üstün, daha nitelikli bir yakınlıkta bu zorlu döneme de Cenab-ı Hakk'ın iradesine, kudretine sabır ile karşılık verip daha üstün bir yakınlığa yönelmek ve Allah Azze ve Celle'ye onun bizlerle alışveriş içerisinde olduğu ve içinde yaşadığımız şu anda içimizi yakan duygularında ayarları Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Bunu sadece Cenab-ı Hakk bize yaşatmıyor. Sahabe-i Kiram'a da yaşattı. Onlar Uhud Harbi'nde geldiklerinde iyi giden harbin tam ortasından harbin seyri tersine döndü ve birdenbire yenilgiye ve bozguna uğradılar. Gam üstüne, gamın içerisine düştüler. Cenab-ı Hak onların içine düştükleri gamı onlardan çabuk kaldırdı. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنْ وَعَسَنْ. Cenab-ı Hak üzerlerine indirdiği bir esile yüreklerindeki sıkıntıyı hızlıca giderdi ve düzeltti. Dolayısıyla şeytanın bize bu acı dinmez, bu sıkıntı geçmez, kalan ömrümde asla iflah olmam gibi bir düşünceyi telkin etmesine asla fırsat vermemeli. Çünkü bizim yaratılışımız Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Bütün duygu ayarlarımız Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Biz ona sığınır, gönderdiği bu sıkıntıyı hayatımız üzerindeki mutlak otoritesini tanıdığımız kadar Cenab-ı Hakk'ın hakkı olarak bildiğimizi ve bizi yoklamak üzere olduğunu zaten baştan kabul ettiğimiz düşüncesiyle Allah Azze ve Celle'ye sığınırsak Cenab-ı Hakk'ı
sadece bizim amel defterimize güzel şeyler doldurmaktır. Yoksa Cenab-ı Hak buyurdu ki: "Mâ yef'alullâhu bi'azâbikum in şekertum ve âmentum." Allah size acı çektirecek, azap edecek de ne yapacak? Siz şükretseniz, siz iman etseniz Cenab-ı Hak size ne diye acı çektirsin? Dolayısıyla kul bilmeli ki Cenab-ı Hak ile irtibatta kalmanın ve Allah Azze ve Celle'ye "Ya Rabbi, bunu da göğüsleyebilmemin bana gücünü, kuvvetini nasip et" diyebilmenin en çıkar yol olduğu, böylece hem geçmiş kötülüklerin üzerine bir sünger çekip yepyeni, daha üst nitelikte bir sürece başlamak. Bunu sahabeye yaptı Cenab-ı Hak. Diyor ki: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Allah iman edenlerin kalplerini arındırsın, paklasın, tertemiz kılsın. Halbuki diğer taraftan aynı savaşta ölen kafirler, وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ, onlar helak olup giderler. Ölüm, savaştaki ölüm, depremdeki ölüm, felim, kötüler açısından helak ediciyken, girişte konuştuk, iyiler açısından Cenab-ı Hak katında irtifa kaydettiricidir. Kul bu bilinçte olursa hızlı bir düzelmeyi, Cenab-ı Hak'tan gelen esenliği ve rahmeti çabucak hisseder ve Allah Azze ve Celle ile artık sınavın sonlarına doğru ivme kazanmış, hızlanmış ve Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmış, güzel bir hayat çıkarmanın hevesine ve heyecanına kapılıp sonsuz bir mutluluğa doğru uzanan bir perspektife, bir yaklaşıma, bir beklentiye tutunmuş olur. Aksi şeytanın çağırdığı karanlık bir dip, aksi durum şeytanın çağırdığı bir ümitsizlik, Cenab-ı Hakk'a küskünlük, Allah hakkında zannını, onun zannını, Cenab-ı Hakk'ı kötülemekten ve böylece hem Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden dünyada kopup ayrılmayı, hem de ahirette büsbütün Allah Azze ve Celle'nin vaktinden de yoksun ve mahrum kalmayı getirir. Neuzübillah. Muhterem hocam, Ramazan'ın bu manevi ikliminde, rahmet, bereket, mağfiret ayında, Kur'an-ı Azimüşşan'ın indirildiği bu güzel günlerde bizleri, gönüllerimizi ferahlatan, sadra şifa bu sohbetinizden, açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için Allah razı olsun. TDV Medya ekranlarında Ramazan ikliminde programımızı burada noktalayacağız. İnşallah yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgili hocam, Allah'a emanet olun. Değerli izleyicilerimiz, Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.